Manşete hoş geldiniz. Daha önce söz verdiğim yayını yapacağım bugün. İngiltere Erdoğan'a dur diyecek. Ama ondan önce bugün Ramazan'ın ilk günü. Bütün Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'de işler tamamen kontrolden çıkmış durumda. Aslında dünyada da kontrolsüz giden konular var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi. Pandemiden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar gibi ve artık iki kutuplu olmaya doğru giden tekrar, 30 yıl aradan sonra tekrar iki kutuplu olmaya giden dünyada bir takım belirsizlikler var. İnsanlarda istikbal endişesi var. Hangi ülkede nasıl yaşayayım endişesi var. Çocuklarımı nasıl yetiştireyim veya hangi mesleklere yönlendireyim. Nükleer fizikçi mi olsun, tıpta mı yürüsün, akademinin farklı bir alanında mı yürüsün ya da satranç becerisini mi geliştirsin, buz pateni mi yapsın neyse. Eee... Bu tür belirsizlikler var. Bu tür düşünceler var elbette. Ama bu düşüncelerin ve bu belirsizliklerin içinde, bu beyin fırtınasının içinde en belirsiz noktada benim ülkem, Türkiye var. İşler tamamen kontrolden çıkmış durumda. İpin ucunu kaçırdılar. Ee, bu hafta bir iki önemli hadise oldu. Yani Enerji Bakanı doğal gaza zam yapılmayacağını söylerken doğal gaza zam geldi. Bunu yapan devlet, devletin kendisi. Gazın musluğu devlette. Yani o zabıtayla bastıkları marketler falan değil. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı uçakta Özbekistan'dan dönerken işte şeker konusunda pozitif bir çözüm bulunacağını söyledi. Daha sonra Türk şeker falan dedi hatta. indiğinde kamuoyu ya da işte o gazeteciler %35, 30-35 neyse şeker zammıyla. Türk şekerin yaptığı şeker zammıyla karşılaştılar. Gene kendi zam yaptı yani sonra da o metni o konuşmadaki metni çıkardılar sansürlediler. Bu işlerin tamamen kontrolden çıktığını gösteriyor. Bu ipin ucunun kaçırıldığını gösteriyor. Doğalgaza, şekere zam yok deyip zam yapmak kendileri yaptılar. Bizzat Ankara yaptı, saray yaptı, ona bağlı birimler yaptı. Muazzam bir öngörülemezlik hali. Yani sıkıntı bu. Tamam tek adam başkanlık sistemi ben ne dersem o olur bir kararnameyle hale bu öyle olmuyor işte gördünüz. İşler kontrolden çıktığında sarpa sardığında artık bir daha toparlayamıyorsunuz. İletişim başkanınız yani propaganda bakanınız size bir konuşma yaptırtıyor. Sonra daha o mürekkebi kurumadan o metnin o metinden bir paragraf çıkarılıyor. Bakanlar rezil rüşva oluyor. Ve tabii halkın parasıyla zenginleşme devam ediyor. Dibini sıyırıyorlar falan gibi yorumculardan dinliyorum ama hiçbir şeyin dibini sıyırdıkları yok. Devam ediyorlar yani. Ethem sancağı indiriyorlar ilk istasyonda, başka birilerini bindiriyorlar. Şimdi mesela Roman Abramoviçi veya Rus oligarkları bindirmeye çalışıyorlar. Daha farklı işbirliklerinin peşindeler. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suud'la. Cemal Kaşıkçı konusunda. Tayyip Erdoğan Washington Post'ta iki kere yazı yazdı. Bir, Cemal Kaşıkçı Suudi Suud Konsolosu'nda İstanbul'da hunharca katledilip cesedi kaybedildikten, asit belki e, asitle yok edildikten veya işte artık nasılsa yakılarak belki yok edildikten sonra her ikisinde de bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Açın bakın 2018 ve 2019 tarihli bir de ilk yıl, yıl dönümünde Cinayet'in ilk yıl, yıl dönümünde yazdı. 2018 ve 2019 Washington Post Erdoğan yazın geliyor yazılar hem de Türkçe. İletişim Başkanlığı'nın sitesinde de var. Nasıl e, Suut yönetimini sorumlu tuttu. nasıl bu işin sonuna kadar takipçisi olacakları falan. Ne oldu? Yediler yuttular. Yani. İki önceki yayında her an baskın seçim olabilir demiştim. Erdoğan kendini güçlü hissettiği bir anda bunu yapabilir. Bir önceki yayında Etem Sancak'la ilgili analiz yaparken de artık kendi oligarklarının öyle söyleyeyim. Kendi havuzunun içinde de artık bir bıdırdanma olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü yayında da esasen bununla paralel olarak konuşacağım. İngiltere Erdoğan'a dur diyecek. Bu Buckingham Sarayı'nda çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafla ilgili de enteresan şeyler söyleyeceğim size. Kraliçe Elizabeth'le Mayıs 2018'de Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşme kapağı bu fotoğrafı seçtim. Ama bu fotoğrafı neden seçtiğimi de birazdan anlatacağım. Şimdi oligarklar boyutundan yürüyelim. Ankara'da gizli tedavi görmüş efendim Roman Abramovic. Bu haberi birkaç gün önceki postadan kestim. Abramovic'in zehirlendiği ya da Ukrayna'da ya Belarus'ta ya da ne bileyim işte Ukrayna'da olabilir. Zelenski ile görüşmek için Ukrayna'da olduğu söyleniyor ve o sırada bulundukları yere gaz bombası atılmış. Ondan dolayı zehirlendikleri iddiası var ya da işte doğrudan zehirlendikleri iddiası var fakat bu konuda bir muğlak durum var. Çok da söylemiyorlar veya saklıyorlar. Yani bulundukları yere gaz bombası atılsa gaz bombasından insanın gözleri yanar ama yani kör olma te tehlikesi veya zehirlenme nasıl oluyor bilemiyorum. Bu bizim bildiğimiz gösterilerde polislerin eylemcilere attığı gaz bombası mı başka bir şey mi neyse o konuların anlaşılmayacağı ortada ama Ankara'da tedavi görmüş ve e, neredeyse kör oluyordum ölecek miyim falan gibi de böyle etrafına sormuş yaşayacak mıyım doktor falan diye de sormuş neyse görüldüğü gibi geçen haftaki ya da geçen haftaki değil hafta içindeki öyle söyleyeyim hafta içindeki Ukrayna e, Rusya Dolmabahçe'deki görüşmelerde Putin'e şey Abramovic'e bir sandalye ayrılmış ama Abramovic burada oturmadı ve o arka tarafta İbrahim Kalın'la oturmayı tercih etti. Bu zirveden bir şey çıkmadı. Cengiz Aktar güzel söylüyor. Milli ve ecnebi tahlil erbabı toplantının savaşı bitirmek için değil Türkiye ve Erdoğan için önemini vurgulama arsızlığını sürdürüyor diyor. Bunu sürdürmeye devam edecekler. Her defasında Antalya Forum'daki Dışişleri Bakanları Zirvesinde de aynı hikaye olmuştu. İstanbul'da da aynı hikaye. Her ikisinde de aynı hikaye oldu. Her ikisinde de barış umudu yoktu. Her ikisinde de o dışişleri bakanları bir araya gelirken veya heyetler bir araya gelirken oradan bir şey çıkmayacağı belliydi. Her ikisine de Batı medyası evet ilgi gösterdi ama yani böyle büyük havai fişeklerle falan kutlanan, takip edilen veya büyük umutlar falan ee ne bileyim verilen yani buradan bir şey çıkacak tarihi bir zirve buradan işte efendim savaş bitebilir sonuna geldik galiba falan gibi bir analiz işitmedik neticede Dolmabahçe'de böyle oldu ben Türkiye yönetimine veya Erdoğan rejimine karşı olduğum için Türkiye böyle bir başarıya imza atmasın veya Türkiye'de böyle bir şey olmasın falan derdinde değilim. Olsun, nerede oluyorsa olsun İstanbul'da olacaksa İstanbul'da olsun Antalyada olacaksa Antalya'da olsun. Bu lanet savaş bir an önce bitsin. Çünkü ağır sonuçlarını yaşayacağız hep beraber dünya vatandaşları olarak Bu Erdoğan'a yazmasın diye ee, onu onun için çabalıyor falan değilim. Zaten bunun Erdoğan'a yazmaması gerekiyor. Sıkıntı orada. Yani 20 yıllık bir iktidarın sonunda Türkiye'yi üç haneli enflasyonlara tekrar getirmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Biraz evvel en başta bahsettim ezbere söylemiyorum. Öngörülemez ipin ucunu kaçırmış kontrolden çıkmış bir iktidardan bahsediyoruz. Her şeye %100, %200, %300 zam geldi son 6 ayda. Böyle bir iktidarın devam etmemesi gerekiyor. İsterse Ukrayna-Rus barışını kendisi sağlasın, ara bulucu olsun, kendi çabalarıyla falan bu iki devleti barıştırsın, savaşı durdursun falan. Teşekkür eder, geçersin yani. Ve derhal o ruhsatı, o ehliyeti alırsın. Ve yapabilecek birilerine devredersin. Konumuza dönelim. Rus oligark Roman Abramovic. Rus oligark diye geçiyor. Oligark, oligarşiden gelir. Yani işte sarayın, oligarşinin veya işte bir bir tek adam veya bir aile veya bir saltanat işte neyse ülkeyi yönetiyorsa onun etrafında toparlanmış e, türediler. Yani oligarktan kastı bu. Roman Abramovich'ti. Tipik böyle biri. E, fakir bir ailede büyümüş. Ondan sonra işte Rusya'nın dağılmasıyla beraber e, siyasi pozisyon falan da almış. Bir yerin belediye başkanlığını yaptırmış Putin 2-3 dönem. Neyse, Putin'e yakın, e, onun işlerini takip eden biri. Türkiye'deki oligarklar gibi. Kendi şahsi becerisi, kendi şahsi zenginleşmesi, üreterek, katlayarak falan filan artırması falan değil. Bir anlamda devletin servetini elbette, Putin'in servetini yönetiyor. Roman Abramovic'e ait olduğu düşünülen Solaris adliyat Bodrum limanına yaklaşırken görülüyor fotoğrafta. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Adam yatını demirlemiş ya da yatını kaçırmış. Bunda çok şey var. Şimdi sırayla bakalım. Dün ve bugün yani 1 ve 2 Nisan'da İngiltere'nin en muteber iki gazetesinde Guardian ve Financial Times'ta çıkan analizler ve haberler alarm veriyor. Guardian ve Financial Times gazeteleri sadece İngiltere'de değil dünyada itibarlı takip edilen ve haberleri ses getiren gazeteler. Bunun altını çiziyorum ve buradan çıkardığım notları ekrana düşürüyorum şimdi. Üç not gelecek arka arkaya. İlki İngiliz hukukçular... Guardian ve Financial Times'ta yayınlanan habere göre, bu Roman Abramovich'in yanaştığı Liman Global Ports Holding'in Londra borsasına kayıtlı olmasından hareketle, İngiltere'nin Abramovich'e uyguladığı yaptırımların delindiğini delineceğini söylüyorlar ve İngiltere bu yaptırımların delinmesini, bu vesileyle delinmesini hoş karşılamayacaktır diyorlar. Roman Abramovich'in Türkiye'de iki yatı olduğu tespit edilmiş ve bu yatların demirli olduğu limanlarla alakalı konu. Özellikle Solaris. Yine Financial Times'a konuşan bir avukat. Eğer diyor biz onlara danışmanlık veriyor olsaydık yani Abramovich'in yatının yanaştığı global isimli limandan bahsediyoruz. durun bazı noktaları kontrol etmeniz lazım derdik diyor. Yani yapmayın. Siz Londra borsasında işlem gören bir şirketsiniz. Dolayısıyla Abramovich'in yatı sizin limanınıza yanaşamaz. Londra Abramovich'e yaptırım uyguluyor. Başınız belaya girecek. Durun yapmayın derdik diyor. Devamla yine süper yatlar konusunda uzman hukuk firması Jaffa, Jaffa Co.'nun sahibi James Jaffa Yaptırımların ihlali durumunda şirket yöneticilerinin hapis cezasıyla şirketin ise büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Yatın mülkiyetini yaptırımlar açıklanmadan önce sessizce yaptırım listesinde olmayan bir kişiye devretmiş olabileceğini söylüyor. Ki bu da ihtimal dahilinde. Hatırlayın Chelsea kulübünü satışa çıkardıktan sonra ismini bile duymadığımız şu anda benim de tekrar hatırlamadığım bir Türk 3 milyar poundluk kulübe e, teklif vermişti. Yani bunun Abramovich bağlantılı. E, olduğunu düşünmek son derece mümkün. Devam edelim. İngiltere Savunma Bakanı bunu hafta içinde açıkladı. Putin'i kastederek diyor ki: "O artık kendi kurduğu kafeste yaşayan bir adam. Ordusu tükendi, önemli kayıplar verdi. Rusya'nın bu büyük ordusunun itibarı yerle bir oldu. Sadece Ukrayna'ya yaptıklarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda değil. Aynı zamanda kendi ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda." İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde bu mayıs 2018 tarihli Erdoğan kraliçe fotoğrafını şöyle ekrana getireyim ve üzerine konuşayım. Rus oligarkların başta Abramovich olmak üzere servetlerini Türkiye'ye getirmesi, servetlerini Türkiye'ye taşıması, yatlarını, mallarını, mülklerini ve Türkiye üzerinden kendileri veya görevlendirecekleri şirketler veya bir takım taşeronlar aracılığıyla iş tutmaları doğrudan İngiltere yaptırımlarına takılacak. Ve şu anda şu sıcak günlerde belki hissedilmiyor ama nasıl ki Türkiye'ye ve Erdoğan'a NATO yaptırımlarına sen de uy. Sen NATO ülkesisin. Hatta NATO'yu eleştiriyorsun etkisiz kalmakla. Neden NATO yaptırımlarına, bütün Avrupa ülkeleri uyarken aşağı yukarı birkaçı müstesna sen katılmıyorsun diyecekler. Aynen onun gibi İngiltere'de kendi bizzat yaptırım uyguladığı artık sayısı 30'u geçti. Rus oligarkların Türkiye'de kendileri veya görevlendireceği veya taşeronlar üzerinden ikinci üçüncü adamlar üzerinden çevireceği işlere dur diyecek. Dolayısıyla bu Türkiye yönetiminin Erdoğan rejiminin Mutlaka düşünüp hesap etmesi gereken bir şey ve mutlaka bunu da hesap etmişlerdir. Savaşın 3. 5. haftasında olmayabilir ama yakın zamanda bu olacak. Yani bir NATO yaptırımlarına katılması istenecek. iki Rus oligarkların Türkiye'de cirit atmasına Londra bir dakika diyecek, dur diyecek. Bu Mayıs 2018'de çekilen fotoğrafta enteresan bir detay var. Ben bu fotoğrafı biliyorum da değişik açılardan çekilmiş yani... Aynı açıdan çekilmiş farklı fotoğraflar da var. Fakat hiç dikkat etmediğim bir şey var. Şimdi size onu göstereceğim. Geçen bir arkadaşım hatırlattı bana. Bakın burada duvardaki eee resimde yağlı boya tabloda bir İngiliz asil asilzadesinin, e, işte efendim atını okşarkenki fotoğrafı var. Tam bu fotoğrafın önünde Kraliçe Erdoğan'ı kabul ediyor ve Erdoğan'ın pozisyonu da yağlı boyadaki işte atın sahibi, atı okşaması vesaire neyse paralellik arz ediyor. Daha evvel bu detayı fark etmemiştim. Fotoğrafı görmüştüm ama bu detayı fark etmemiştim. Size de göstermek istedim. Devamla savcılığın e, harekete geçmesi ardından Adalet Bakanlığı da Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına devrini uygun görmüş efendim. Evet. Amerika'ya göre danışmanları Putin'i yanıltıyor. İngiltere'ye göre Ukrayna'daki Rus askerleri moralsiz bir diğer kulis haber. İngiltere istihbaratı çok iyi istihbarat alıyor ve bunu Zelenski ile de Kiev'de paylaşıyorlar. Ukrayna'da e, morali bozuk Rus askerlerinin emirlere itaat etmediğini geçiyormuş. Bunu da antiparantez söyleyelim. E, bunları aktarıyorum ki özellikle NATO-Türkiye, İngiltere-Türkiye ilişkilerinde not edilmesi gereken gelişmeler. Yine Esat rejimi Ukrayna'da Rus birlikleri safın, safın, safında savaşmak üzere 300 askerden oluşan bir birlik göndermiş. New York Times'a göre BBC araştırmış. Suriyelilere Ukrayna'da Ukrayna'da savaşmaları için ayda 7 bin dolara varan ücretler teklif ediliyormuş. Suriyeli bir gönüllü olan fotoğrafta işte gölge bir fotoğraf çekmişler. Hasan isimli biri Ukrayna'da Rus askerleriyle birlikte savaşmaya hazırlanıyor diyor kendi ifadelerinden yola çıkarak. 16 bin kişi Doğu'dan. Bütün bunların hepsi yarın öbür gün bu tarafların önüne konacak o anlamda söylüyorum. Kaçırıldıktan birkaç gün sonra e, serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı'nın lafları son derece enteresan. Rus askerleri olanların farkında değil, Nazileri yenmeye gelmişler ben burada... 30 yıl yaşadığımı ve bir tane naziye denk gelmediğimi onlara söyledim. Onlar buraya Rusça konuşanları korumaya geldiklerini söyledi. Ben %95'imiz Rusça konuşur ve biz gayet iyiyiz dedim. Görünen Ruslar tamamen propaganda altında gelmişler diyor. O arada Polonya'daki Ukraynalıların sayısı yaklaşık 2,5 milyonu buldu. Bunun 421 bini dönmüş Ukrayna'ya. 10 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti diyor Birleşmiş Milletler. Tuğçe Varol yazmış, siz bu Putin meselesi kısa sürecek zannediyorsunuz galiba. Bu iş bittiğinde bizim sadece Putinistlikten emekli olmuş sağlam bir ekibimiz olacak. Durun daha millet ekmek yesin demiş. Çarpıcı bir şey var. Bunu getirdim daha evvel ekran ama bir kere daha getiriyorum. Ukrayna'da yaşanan durumdan kimi sorumlu tutuyorsunuz diye sorulduğunda ABD NATO diyenlerin oranı %48.3 ama... Partilere baktığınızda gene durum değişmiyor. Yani AKP %48 AKP'ye oy vermiş olanlar. CHP'liler %48, İyi Partililer 67, HDP'liler 38, MHP'liler 68 neyse ABD ve NATO sorumlu diyor. Yani Rusya'yı sorumlu tutan yok ne yani neredeyse. Peki diğer bir soru Türkiye dış ilişkilerinde ABD ve AB'ye mi yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermeli deyince de AB ve ABD diyorlar. 39.3 Baktığınızda partilere göre CHP %54 AB ABD diyor. HDP %70 AB ABD diyor falan. Ama öbür türlü sorduğunuzda bu AB ve işte şey AB'de NATO'dan dolayı savaş çıktı diyorlar. Çok tuhaf. Halkın kafası gerçekten karışık yani. Fakat bir başka gerçek var. Onunla toparlayayım. Önümüzde iki seçim var. Türkiye'deki baskın seçim veya erken seçimden önce ki Türkiye'de ikisinden biri olacak. Yani ya baskın seçim olacak sonbaharda yazın hemen ardından ya da erken seçim olacak işte seçim yasası da çıktığına göre Nisan ya da Mayıs aylarında 2023. Zaten Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması gerekiyor. Onu yapacaklar. Fransa'da 10 ve 24 Nisan'da birinci ve ikinci tur seçimler var. Başkanlık seçimleri ve Macron favori gösteriliyor. Ve Macron'un doğru dürüst kampanya bile yapmadan Fransa ikinci dönem Fransa başkanlığına yürüdüğü ifade ediliyor. Fransız medyasında çıkan haberleri takip edebildiğim kadarıyla. Ve bunda elbette Ukrayna krizini lehine çevirmesi önemli. O arada Fransa'da seçimleri takip edenler hiçbir hiçbir biçimde bir seçim atmosferi olmadığını, Türkiye'deki gibi bir patırtı kütürtü olmadığını, ne seçim sisteminin, ne seçim güvenliğinin, ne işte efendim çalınacak oyların, ne işte partilerin propaganda yapması önündeki engellerin, partilerin seçimlerde yaşa yarışması ya da işte adayların bir şekilde herhangi bir polis engeliyle falan, yargı engeliyle karşılaşmadan siyasi kampanya yapabilme gibi şeylerin asla konuşulmadığını, düşünülmediğini, akla bile gelmediğini söylüyorlar. Darısı Türkiye'nin başına nereden nereye. Bir zamanlar bizim de ilk gençlik yıllarımızda gazeteciliğe başladığımız yıllarda hiç bunları düşünmezdik. Aklımızın köşesinden bile geçmezdi. Gel gelelim bambaşka bir noktaya gitti Türkiye'ye. Umarım eski normali tutar. Hep söylediğim şey o. Türkiye'den bir Finlandiya çıkmayacağını biliyorum. Böyle bir potansiyel yok çünkü. Ama eee... Umarım eski normali. Eski normali neyse artık o yalap şap onu yakalar. Bir diğer seçimde yarın pazar günü 3 Nisan'da Orban Macaristan'da 3 dönemdir ülkeyi demir yumrukla yönetiyor. Başta öyle değildi ama yavaş yavaş yumruğu sertleşti. 12 yıldır iktidarda ve bir dönem daha seçilmek için kampanya yapıyor şu anda. İlk defa bir şey oldu son birkaç yılda Macaristan'da ki iyi izlenmesi gereken bir sahadır Macaristan. Macaristan'da Orban'ı yenemeyeceklerini tek tek yenemeyeceklerini, tek tek deviremeyeceklerini gören bütün muhalefet birleşti. Ve önde götürüyorlardı. Fakat Orban'ın gerekli tedbirleri alması kamp güçlü bir kampanya yapması ve bu Ukrayna krizinde üstlendiği rol 2-3 puan lehine değiştirdi durumu. Yani Macaristan'da da 3 Nisan'da yapılacak seçimi Orban tekrar alacak görülüyor. Artık bu dönemde de bu dönemden sonra da artık onu bir devirecek muhalefet kalır mı ya da tekrar bir araya gelip bir sonraki seçimde devirmeyi denerler mi ne olur onu bilemiyoruz. Ama yakından takip ediyoruz. Bence Türkiye'deki duyarlı kesimler de yakından takip etsinler. Bir kere daha söylüyorum. Türkiye'de muhalefetin çok iyi organize olması lazım. Önümüzdeki seçimleri asla şansa bırakmaması gerekiyor. 150 bin seçim sandığı varsa o 150 bin seçim sandığına en az üçer dörder kişi bir avukat olmak üzere koymak zorunda değilse bütün ıslak imzalı tutanakları falan filan bir tanesini bile bırakmadan hepsini belli merkezlerde toplamak saymak bu işin takibini yapmak zorunda çok iyi bir medya örgütlenmesi çok iyi bir seçim örgütlenmesi seçim güvenliği örgütlenmesi avukat hukuk ordusuyla bu işi takip etmesi gerekiyor sadece yani İstanbul'da yaptığını bütün yurt satında yapması gerekiyor. En az 150 bin sandıkta ve bütün sandıkları tutması gerekiyor. 3-4 müşahit ve en az bir hukukçuyla ve bu konuda örgütlenmeli. Bu konuda ekibe ihtiyaç var. Hiçbir partinin tek başına bunu yapacak gücü yok. Görüldü zaten. Artı paraya ihtiyacı var. Artı organizasyonu yürütecek bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacı var. O cumhurbaşkanı adayını da en geç Mayıs'ta hadi bilemedin Haziran'da çıkarmalı etrafında kenetlenmeli ve seçim kampanyasını buna göre şekillendirmeli. Türkiye'de 5-6 ay içinde de bir seçim olabilir ama 5-6 ay içinde bir seçim olmasa bile 10-12 ayda bir içinde bir seçime gidilecek. Dolayısıyla bu konuda artık vakit kalmadı. Eğer bu konuda doğru dürüst bir organizasyon yapılmazsa geçmiş olsun. Erdoğan sağlık durumunun ne kadar kötü olduğu işte NATO zirvesine katılamadı görüyorsunuz. Geldi, fotoğraf verdi, katılamadı yani. Yerine Mevlüt Çavuşoğlu'nu oturttu. Sağlık durumunun çok kötü olduğu, muhakemesinin çok yerinde olmadığı, işte manda yoğurdu falan gibi zırvalamalarla gerçekten artık gerçeklikten falan koptuğu falan ortada. Ama tekerlekli iskemlede de olsa, yoğun bakım yatağında da olsa bir biçimde onu oraya seçtirir ve o bir şekilde bir bir dönem daha onun üzerinden bu işi e, götürmeye çalışırlar ve çalışacaklar gibi görünüyor. Diyelim ve herkese iyi hafta sonları. Tekrar iyi Ramazanlar. Pazartesi e, normal yayın akışı içinde görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.